bu deprem tahmin edilmişti. Hollandalı deprem tahmincisi Frank Hogerbeets'in sözleri akıllarımıza geldi. Daha önce Türkiye'de deprem olacağını söylemişti. Tahminleriyle zaten dünyanın gündemine oturmuş bir isim. Şimdi yayında ağırlayacağız ve soracağız böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Hi Mr. Hogerbeets. Merhaba Sayın Hogerbeets. Hello. Good afternoon. Merhabalar. Thank you. Good afternoon. Sizlere de iyi günler. Actually noticed about this earthquake beforehand. And we just can't understand how this could be possible. Değildi, daha öncekilerle ilgili sormak istiyorum. Acaba bu depremleri nasıl tahmin edebildiniz? Nasıl bilebildiniz? Well, it is possible if we look at the eğer özellikle dünyanın gezegenler etrafındaki hareketlerini, ayın hareketlerini baktığımızı ve bu gezegenler arasındaki geometriye baktığımızda aslında bu tahmin edilebilir bir durum. I'm sorry, I was not able to hear you. Ben sizi duyamadım. Acaba tekrar edebilir misiniz cevabınızı? Yes, well. Evet, elbette özellikle büyük çaplı depremleri tahmin edebiliyoruz. Özellikle Ay'a baktığımızda ve gezegenlerin geometrisine ve dizilimlerine baktığımızda büyük çaplı depremleri tahmin edebilmemiz mümkün. Yani bu şu anlama mı geliyor acaba? Her dünyanın her yerindeki depremleri mi tahmin edebiliyorsunuz? Özellikle 6 ve daha üstü büyüklükteki depremleri tahmin edebiliyorum. Yani peki bizim ülkemizle ilgili, gelecekle ilgili tahmininiz var mı acaba? Türkiye elbette çok kritik ülkelerden bir tanesi, özellikle büyük çaplı depremlerin olabileceği ülkelerden bir tanesi. Ancak şu an için ne yazık ki henüz nerede ve ne zaman olacağıyla ilgili tam olarak nokta atışı yapabileceğimi söyleyemem. O yüzden Türkiye olsun ve çevresindeki ülkelerde olsun bu hazırlıklı olmaları gerekiyor. Çünkü eli kulağı da bir büyük çaplı bir deprem meydana gelebilir. Peki olabilir mi diyorsunuz? Evet, mümkün. Yani şu tam bir kesinliklik yok elbette. Burada özellikle elbette sismik hatlar, fay hatları üzerindeki hareketleri bakmamız da gerekiyor elbette. Ve tabii bunun ne zaman olacağını kesin günüyle ve tarihiyle bilebilmek mümkün olmayabilir. Önümüzdeki hafta olabilir mesela ve daha sonra da olabilir. Peki önümüzdeki hafta peki bu konuyla ilgili daha iyi bir resim ortaya koyabilmeniz mümkün olur mu acaba? Ve önümüzdeki hafta özellikle 25 ile 28 Mart arasında gezegenlerin dizilimi son derece kritik bir noktaya giriyor ve buradaki dizilimin etkileyeceği noktalar arasında Türkiye'de var. Peki dünyanın diğer taraflarında, diğer kalan bölümlerinde meydana gelebilecek depremlerle ilgili olarak önümüzdeki ayları açıklasın. Bakmadım ben ve sadece bir hafta sonrakine kadar olan bölümlere bakıyorum ve bunları zamanında inceleyip bunlarla ilgili uyarılarımı yapıyorum. Peki Türkiye ile ilgili olarak net uyarılarınız ne olabilir ve öngörüleriniz ne olabilir? 20 yıl önce Türkiye'de 7.2 ölçeğinde bir deprem meydana gelmişti Türkiye'de ve elbette tabii ki bir sonraki deprem meydana gelmesi 50 ila 80 yıl arasında meydana gelebilir ve Türkiye'deki bildiğiniz gibi özellikle doğu bölgelerinde veya Orta Anadolu bölgelerinde olabilir. Peki ne öngörebilirsiniz? 50-60 yıl mı kaldı? Elbette bunu tam olarak söyleyemeyiz, tam olarak ne kadar süre kaldığını, ama biliyorsunuz veya tahmin ediyorsunuz herhalde. Özellikle daha önce söylediğim gibi bu özellikle büyük çaplı depremlerin kritik olabileceği veya kritik depremler meydana gelebileceği zaman aralıklarını bu gezegenlerin dizilimlerini görebiliyorum. Ve bu özellikle bildiğiniz gibi daha önce Ekvator'da meydana gelen bu depremi bilebilmiştim, görebilmiştim ve daha sonra da çeşitli tarihlerde meydana gelen bu depremleri bilmiştim. Ve daha sonra sizlerle aynı konular üzerinde görüşlerinizi almaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum ben. Ben de teşekkür ederim. Peki devam edelim. Teşekkür edelim.